Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Önce herkese hoş geldin dileyim. Ses ve görüntüde herhangi bir aksaklık alamadı, alamayan var mı? Ses ve görüntüyle ilgili bir sorunu olan var mı arkadaşlar? Teşekkür ederim. Yanıt geldiğine göre bir sorun yok. Evet, ee, yavaş yavaş e, katılımlar devam ediyor. Birkaç dakika e, isterseniz derslere ilişkin birkaç e, ön bilgi diyelim. E, onlara ilişkin birazcık sohbet edelim. Ondan sonra da derse ilişkin biraz e, konuyla ilgili açıklamalar yaparız. Şimdi önce kendime ilişkin bir tanıtım yapayım. E, tanıtım derken adımı soyadımı söyleyeyim en azından. E, kiminle... E, ders yaptığınızı öğrenmiş olun. İsmim Abdurrahman Yılmaz Göz. E, bu dersleri e, herhalde saç ve sakal rengimden anladığınız gibi epeydir, uzun bir süredir e, anlatmaya çalışıyorum öyle söyleyeyim. E, background olarak Ankara Hukuk mezunuyum. Uzun yıllar avukatlık falan yaptım ama e, çok daha uzun süredir e, hukuk dersleri anlatma işiyle de ilgileniyorum. Öyle söyleyeyim. Şimdi güzel kardeşlerim ticaret hukukuna ilişkin KPSS'de 6 soru çıkıyor. Bu 6 sorunun soru dağılımı ise ticaret hukukunun içerisinde bilmiyorum daha önce KPSS tecrübesi olan var mı, deneyimi olan var mı? Hani bu sınava girmiş iseniz çok daha iyi bilirsiniz. Bu sınavda 6 sorunun dağılımı 2-2-2 şeklinde ama Bunları da şöyle söyleyeyim. Ticaret hukukunun içerisinde e, normalde 5 alt hukuk dalı vardır ama KPSS'de bunun 3'ünden sorumlu oluyoruz. O yüzden bunlardan birisi ticari işletme hukukudur. Birisi şirketler hukuku, diğeri de kıymetli evraklar hukukudur. O yüzden her birinden ikişer soru geliyor. Aşağı yukarı bu soruların e, geldiği konu başlıkları da çok geniş çerçevede 3 e, aşağı 5 yukarı tahmin edilebilir geniş çerçevede diyorum öyle nokta atışı şu, şu soru geliyor filan demek zaten o müneccimlik kişi o da bizim işimiz değil güzel kardeşlerim şirketler hukukundan çıkan iki sorunun büyük bir ihtimalle bir tanesi anonim şirketlere ilişkin geliyor istatistik anlamında söylüyorum kıymetli evraklara ilişkin sorunun da bir tanesi mutlaka poliçe ile ilgili geliyor tabi ikincisi de poliçe ile ilgili ya da işte ikincisi de anonim şirketle ilgili gelebilir ee, hani gelmez başka bir şirket sorulmaz gibi bir algı da lütfen ortaya çıkmasın. Ee, Ticari işletme hukukundan ise olasılığı bir sorunun olasılığı e, tüccar yardımcıları başlığından gelme ihtimali biraz daha yüksek. Çünkü e, bugüne kadar işte ilk kez 2001'den itibaren bu KMS işte DMS falan şeklinde çıkan e, sınavda ee, yıllar itibariyle sorulan soru dağılımlarına bakıldığında e, bu tüccar yardımcılarından da hani biz 22.sine gireceğiz bu sınavın gibi düşünüldüğünde bir e, rahat 15-16 tane e, bu başlık altından soru geldiğini görüyoruz. O yüzden de e, hani konu bu konulardan mutlaka birer soru gelme ihtimali oldukça yüksek. Şimdi e, tabii ki Bizim şu anda ders anlattığımız sistem de yapay zeka modeliyle uygulanan bir sistem ve bu sistem artık şey anlatıcılardan daha zeki hale geldi herhalde teknoloji geliştikçe biz adapte olmakta zorlanıyoruz. O yüzden de canlı dersleri bu sistemle izlemek herhalde sizin için biraz daha pratik, biraz daha faydalı olacak. E, kayıt yapmayı düşündüğünüzde de e, hoca ismiyle başvurduğunuzda bir özel indirim e, alacağınızı da e, bildirmem istendiği için ben bunu da size ifade etmiş olayım. Şimdi sanıyorum güzel kardeşlerim yavaş yavaş e, dersle ilgili de eğer varsa tabii ki sormak istediğiniz şeyler lütfen bana yazın. Ben buradan yanıtlamaya çalışayım. E, ama e, yoksa da biz e, buradan yavaş yavaş... Bugünün ne diyelim seçmiş olduğumuz konusunu yavaş yavaş anlatmaya da çalışabiliriz. Bu arada sizde daha önce bu sınava ilişkin bir sınav tecrübesi olan herhangi bir arkadaşım var mı? Yani ben de size sohbet fırsatı vermiş olayım. Herhalde e, pek konuşmayı da sevmiyoruz. Kimse yazmadığına göre bir tek Latife Hanım e, sorun yok diye yazmıştı. E, ona ayrıca teşekkür ederim. En azından e, sesimin ulaştığı birisi varmış diye e, düşünmüş oldum. Şimdi güzel kardeşlerim o zaman e, siz halinizden memnunsanız yavaş yavaş isterseniz ben de ticaret hukukunun e, haksız rekabete ilişkin bir konusunu seçmiştik. Bu haksız rekabete dair e, neler bilmemiz lazım? E, neresinden nasıl soru geliyor? Birazcık buna ilişkin e, yavaş yavaş başlayalım. Şimdi haksız rekabet dediğimiz e, zaman ticaret hukukunun düzenlediği bir alt başlıktır. Bakın günümüzün e, ekonomik anlayışları içerisinde rekabet e, asıl olan şeydir. Yani bu e, iktisadi açıdan e, bu kuralları koyanlar bize şunu söylüyorlar. Diyorlar ki rekabet olmalı. Biz de e, hani bu işin saf tarafı olarak niye olmalı falan diye sorduğumuzda onlar bize şu tür açıklamalar yapabilirler. Diyebilirler ki rekabetin olmasından tüketici e, faydalanır. Biz de yine saplığa devam edelim. Nasıl faydalanır dediğimizde diyorlar ki bu tüketici açısından şöyle bir fayda sağlar. Bir kere rekabetin varlığı ya ürünün kalitesinin yükselmesini rekabetten dolayı sağlayacaktır. O zaman tüketici kaliteli bir e, ürüne kavuşmuş olacaktır. Ya da fiyata yansıyacaktır. Rekabetten dolayı fiyat düşecektir. Bu da tüketici için yine olumlu bir durumdur. Biz de diyoruz ki Aa, haklısınız, yani doğrudur. Peki o zaman iyi güzel rekabet olmalı olmalı da? Ama işte bu rekabet hakkını korumak da gerekiyor. Çünkü birileri ortaya çıkıyor ve bu rekabeti alt üst eden, hiç böyle tüketicinin faydasını olmayan bir takım uygulamalar ortaya çıkartabiliyor. Yani günümüzdeki işte e, fiyat artışlarını vesairesini falan düşündüğünüzde ya da ürünlerin kalitesinin e, hani artıp artmadığını düşündüğümüzde birçok sıcak örnek vermek de aslında mümkün olabilir. Ama rekabet madem ki hani olmalı. Peki ticaret kanunu buna ilişkin nasıl bir düzenleme yapmış? Ticaret hukuku, ticaret kanunu özellikle rekabeti korumak adına rekabetin haksız yapılmasını engellemek istemiş. Bu yüzden de haksız rekabet adını verdiğimiz bir Düzenleme bütünü ortaya çıkartmış. Peki bu haksız rekabetle ilgili ticaret kanundaki hükümleri incelediğimizde acaba ortada bir haksız rekabet var diyebilmemiz için bize ne gerekiyor diye bakarsak 3 tane aslında temel unsur gerektiğini söyleyebiliriz. Yani haksız rekabetin 3 tane aslında önemli unsuru var. Nedir bunlar derseniz bunlardan bir, birisi arkadaşlar ee, Rekabetin iktisadi alanda yani ticari alanda gerçekleşmesidir. Biz ona e, hani ilk unsur olarak iktisadi rekabet dersek buradan şunu anlamak lazım. İki bilim adamının kendi arasında bilimsel anlamda yarışması ya da iki sanatçının kendi arasında sanat kaliteleri açısından yanaşma, e, yarışması ya da iki sporcunun spor başarısı açısından yarışması ticaret kanunu konusunu ilgilendirmiyor. Ticaret kanunundaki haksız rekabetten söz edebilmemiz için rekabetin ticari alanda gerçekleşmiş olması gerekiyor. Bu yüzden de ortada bir iktisadi rekabet unsurundan e, söz etmek için rekabetin ticari alanda gerçekleşmesi gerekir diyebiliriz. Ama tamam ticari alanda gerçekleşsin de Peki onun haksız sayılabilmesi için başka ne gerekiyor? İşte haksız rekabet sayılabilmesi için bir diğer unsur iyi niyet kurallarına aykırılık ve aldatıcı davranışlarda bulunmaktır. Şimdi burada ben biraz sonra TTK'da belirtilen örneklerden de bir tutam size sunmuş olacağım ama aldatıcı hareket bence bu işin e, algıyı kolaylaştırmak için en önemli e, unsurlarından birisi. Aldatıcı hareket deyince o kadar çok şey sayabiliriz ki hem günlük yaşamdan hem e, genel mantığımızdan. Şimdi üçüncü unsurumuz ise dürüstlük kurallarına aykırılık, aykırılıktır. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman üç tane unsuru değerlendirdiğimizde birisi iyi niyet kurallarına aykırılık ve aldatıcı hareket işte iyi niyet kuralları dersek diğeri de dürüstlük kurallarına e, riayet etmemek, dürüstlük kurallarını çiğnemek. E şimdi bu dürüstlük kuralları ve iyi niyet kuralları nerede düzenlenmiş diye baktığımızda e, karşımıza da Medeni Kanun çıkıyor. Yani aslında haksız rekabete ilişkin hükümler Medeni Kanundaki iyi niyet, dürüstlüğü de katarak söylüyorum, iyi niyet kurallarına dayandırılmıştır. İşte bu çerçevede acaba ne gibi şeyler Yaparsak haksız rekabet var diyebiliriz noktasından şöyle örnekler verebiliriz. Çünkü biz çok e, net bir şekilde dürüstlük kuralına aykırılık, aldatıcı hareket falan diyorsak, o zaman bunların da aklımızda somut hale gelmesi lazım mesela nasıl derseniz ben e, örnek verebilirim mesela iki fırıncı düşünün arkadaşlar ekmek fırını sahibi düşünün İşte bu ekmek fırını sahiplerinden birisi diyelim ki diğeriyle ilgili gerçeğe aykırı tırnak içinde söylüyorum altını çizerek söylüyorum gerçeğe aykırı beyanda bulunuyor mesela diyor ki işte x ekmek fırını eksik gramajlı ekmek üretiyor hani böyle e, çok e, ara sıra e, bizim Ülke gündeminde e, hani. Siyasetin gündemi değil de halkın gündemi de ara sıra şöyle e, şeyler duyarız biz. İşte Coca-Cola'nın içerisinde yok işte bilmem zehir var, yok işte böcek var, bilmem pislik atıyorlar. Yani böyle bir sürü şey duyarız ya. Ya şimdi bu çerçevede baktığımız zaman bunların hepsi şehir efsanesi. Yani niye e bilimsel anlamda böyle bir şey yok. E, gerçekten böyle bir şey olsa devlet e, müdahale etmesi lazım sosyal devlet anlamında. Doğal olarak bakın. Birileri çıkıyor başkasının ürünü hakkında gerçeğe aykırı, altını çiziyorum tabii gerçeğe aykırıysa, gerçeğe aykırı beyanlarda bulunursa o zaman işte X ürünü eksik gramajlı ekmek üretiyor diye bir e, söylenti çıkartırsak bu TTK açısından bir haksız rekabet olur mu? Evet olur. Mesela... Ee, başka bir örnek verelim ee, sahip olmadığımız halde bir ünvana bir payeye bir ödüle işte şilte benzeri e, ne diyelim beratlara sahip olduğumuza ilişkin bir takım açıklamalar yapıyorsak tabii ki sahip olmadığımız halde bunlara sahipmiş gibi davranırsak bu da bir haksız rekabet olur mu olur mesela ben diyelim ki e, kendi sektörümde işte ISO 9000 bilmem kaç belgesine sahibim diye e, bir ne diyelim? Söylenti yayıyorum ama böyle bir belgem yok. Ya da Cumhurbaşkanının 2021 e, yılında en başarılı iş adamı ödülü bana verildi Cumhurbaşkanı tarafından diye mesela sahip olmadığım halde böyle bir ödülden. Ya da bu sıralarda çok böyle sahte doktor filan e, haberleri okuyorum. Mesela avaniyata girmiş şu olmuş. Hatta bir sahte mimar e, filan e, örneği de hemen arkasında gündeme düşmüştü. E şimdi Sahip olmadığımız halde bir ünvanı kullanmak. Mesela doktor değiliz ama doktor ünvanı kullanıyoruz. Mimar değiliz ama ya da mühendis değiliz ama mimar mühendis ünvanı kullanıyoruz. İşte bunlar da bir haksız rekabet mi? Evet o işi yapanlara karşı aslında bir haksız rekabet. Hocam diyebilirsiniz ki ya bu doktorluk filan hani bunlar devlet memuru. İyi de bunları muayenehane işlettiğini düşünürseniz. Yani e, özel hastane işlettiğini düşünürseniz, o zaman bu özel hastane işleten doktorlara e, bunlar haksız bir rekabette bulunmuş olur. Bir başka örnek, mesela saldırgan satış yöntemleri e, kullanmak. Saldırgan satış yöntemlerinden kastımız şudur. Tüketiciye düşünme payı vermeden böyle üst üste öyle e, lafazanlık, laf cambazlığı yaparız ki yani adamın altından girir üstünden çıkarız ve adamı bir şekilde satış yeteneğimizde ikna ederiz ve adama evet dedirtiriz imzasını da alırız sözleşme yaptırırız. Yani işte bakın şunlardan vazgeçin bunlar şöyledir böyledir filan laf kalabalığıyla e, satış yeteneğimizliği kullanarak demek ki düşünme payı vermeden böyle bir e, sözleşme yapmak da ya da böyle bir tarz uygulamak da bir haksız rekabet sayılıyor mu? Evet sayılıyor. Mesela bir başka örnek artık bu örneklerden çok fazla e, çoğaltmadan ama genel mantığını vermeye çalışıyorum. Mesela diyelim ki bak içinizde varsayalım ki işte Latife Hanım e, diyelim bir lokanta e, açıyor ve bu lokantada diyelim ki müthiş derecede hijyen kurallarına uyuyor. Müthiş kaliteli yemekler ve leziz yemekler üretiyor. Ama 20 metre ötesinde başka bir lokanta var. Salaş mı salaş sineğin biri kalkıyor, biri e, konuyor filan. E, fakat herkes buna rağmen Latife Hanım'ın dükkanına değil de 20 metre arası var. Herkes o salaş yere gidiyor. Ya bir gün, üç gün, beş gün filan. latifanın belli bir süre sonra ya... Belki kirayı ödemekte zorlanacak çünkü o kadar özen göstermesine kaliteli ürün ve ucuz ürün çıkartmasına rağmen yani kar marjını indirmiş olmasına rağmen bir türlü istediği ticari başarıyı elde edemeyince haklı olarak araştıracak yani ben neyi eksik yapıyorum neyi yanlış yapıyorum niye insanlar bana değil de hala o salaş yere gidiyor diye mesela o salaş yerinde varsayalım ki güzel kardeşlerim ee, sahibi Kezvan Hanım diyelim ki ben buradan hani isimler zikrediyorum. Beni inşallah e, kızmazsınız e, sizin isimlerinizden örnek veriyorum diye. Varsayalım ki e, en son Latife Hanım merak etti. O müşterilerden birkaçını çevirdi işte lokantadan çıktığında. Dedi ki kardeşim hani niye bu lokantayı tercih ediyorsunuz? Niye buraya geliyorsunuz? Herkes dedi ki ya biz aslında buradan hani böyle çevresel faktörler anlamda dükkanın temizliği vesaire değil ama yemekleri yapan öyle bir usta var ki onun yemekleri harbiden hani taşa doksan yenilir tarzında ya kimmiş filan bir araştırma yapıldı. Diyelim ki Mengenli Muhammed Usta. Şimdi herkes o adamın yemeklerini yemeye gidiyor ve o adam orada aşçı olarak çalışıyor. İşte bu çerçevede Latif Hanım baktı ki olacak gibi değil ve bir iş e, çıkışı bir akşam mesai bitiminde varsayalım ki aşçı Muhammed Bey'in yolunu kesti. Dedi ki bak kardeşim ben aşağıdaki lokantanın sahibiyim. Bu Kezban Hanım sana kaç para veriyor maaş olarak? O da dedi ki işte atıyorum 7 bin lira para veriyor. Gel dedi yarın ben de başla ben sana 10 bin lira para vereyim. Bu TTK'ya göre bir haksız rekabettir arkadaşlar. Çünkü başkasının çalışanını e, hani burada şöyle bir şey söylemiş olsa sorun olmaz da bakın ...orada sözleşmen ne zaman bitiyorsa... ...bittiğinde sözleşme yenileme... ...gel konuşalım anlaşırsak bende çalış... ...hani sözleşmen bitince görüşelim değil... ...yarın gel bende başla... ...yani onu yüzüstü bırak... ...gel bende başla tarzındaki bir... E, ...teklifte bir haksız rekabet sayılıyor... ...işte dürüstlük kurallarına... ...aykırılığı bu yüzden biraz geniş... ...düşünmek gerekiyor... ...peki tamam yani sonuçta... ...aldatıcı hareket vesaire filan varsa... ...o zaman burada bir haksız rekabet vardır... Şimdi mesela burada haksız rekabete ilişkin günlük yaşamda reklamlarla filan da bir takım şeyler e, reklamlar görürüz. Abartılı reklamları haksız rekabet olarak kabul etmememiz gerekir. Ne demek abartılı reklamlar? Mesela bir yağ reklamı vardı. Hani ben burada reklama girmesin diye isim vermeyeyim ama o yağ reklamında mesela belki izlemişsinizdir. Ben biraz eskiye ilişkin örnek veriyorum ama ya o kadar hafif o kadar hafiftir ki reklamın vurgusu anlamında söylüyorum. İşte o yağla pişen bir şey yediğiniz zaman havaya uçuyorsunuz mesela Red Bull reklamı da var mesela Red Bull kanatlandırır şimdi bakın biz diyelim ki o Red Bull'dan böyle davalar filan e, gazetelere düşüyor da e, ondan bir tane aldık içtik e uçmadık biz kanatlanmadık diye gidip haksız rekabet bizi kandırdılar aldattılar diye dava açabilir miyiz derseniz yok hayır. Abartılı reklamlar bir haksız rekabet teşkil etmez. Ama başkasının ürünü, ürününü kötüleyen ya da ticari işini işletmesini ya da taciri kötüleyen gerçeğe aykırı bir mesela rakibinizin iflas ettiği söylentisi dedikodusu yayıyorsanız e bunlar o zaman bir haksız rekabet teşkil eder. Mesela başka bir rakibinizin diyelim ki iş sırlarıyla ilgili onun çalışanlarından rüşvetle, tehditle filan o sırları ediniyorsanız bu da bir haksız rekabet teşkil eder. Devletçe konulmuş fiyat narhları varsa arkadaşlar fiyat e, ne diyelim e, sınırları varsa o sınırların altında satış yapmak da bir haksız rekabettir. Mesela diyelim ki sağlık sektöründe bir enjekte yani bir ilacın enjekte edilmesinin devlet diyelim ki e, işte iğne yani aşı e, parasının 10 lira olduğunu söylüyor. Siz tutup bunu 9 liradan satarsanız bu bile haksız rekabet sayılıyor. Mesela Pazar günleri e, erkek ya da salı günleri bayan kuaförlerinin mutlaka kapalı olması gerekiyor. Ama siz gidip salı günü de dükkan açarsanız bakın herkesin uymakla yükümlü olduğu kurallara uymamakta bir haksız rekabet olarak karşımıza çıkabilir. Sonuçta güzel kardeşlerim aldatıcı hareket, yalan, hile, hurda, sahtekarlık gibi eylemler, fiiller varsa, söylemler varsa bunlar haksız rekabet oluşturur. Peki iyi güzel haksız rekabet oluşturur da haksız rekabet olursa ne olur? Çünkü TTK diyor ki haksız rekabet işte yasak kardeşim rekabet yap ama haksız yapma. Peki yaparsak ne olur? Yaparsak tabii ki bunun bir yaptırımı olması lazım. Nedir yaptırımı? E dava açacağız. O davada artık mahkemelerin verdiği hüküm neyse o uygulanacak. Peki iyi güzel o zaman TTK'da haksız rekabete ilişkin düzenlenmiş davalar acaba neler olabilir noktasından bakarsak biraz medeni hukuk bilgisi <laughs> çağrıştıracak olan 5 tane dava ismiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlardan birisi tespit davasıdır. Biraz sonra örnekleyeceğim. Bir diğeri men davasıdır. E, maddi durumun Ortadan kaldırılması, maddi tazminat ve manevi tazminat davaları var. Şimdi, tespit davası, saldırı tespit davasının esprisi şudur: saldırı burada henüz başlamamış, e, pardon, e, saldırı burada e, güzel kardeşlerim bitmiş olmalı ve burada saldırı var mı yok mu, hukuka uygun mu değil mi, işte haksız mı değil mi bunun tespiti için açılan e, aslında bir davadır. Bunu şöyle düşünebiliriz. Yani ben e, medeni hukuktan sadece bir benzetme olsun diye örnek vermeye çalışıyorum. Bunu ticaret e, hukuku çerçevesinde de kullanabiliriz. Tespit davasının temel mantığında şu vardır. Mesela ben diyelim ki sizinle yüz yüze ders yapıyorum ve bu dersi yaparken de varsın ki bugün sınıfa gelirken 3 yaşındaki bir çocuğun elinden tutarak geldim ve e, siz de o çocukla beraber geldiğim günce hocam bu kim dediniz? Ben de dedim ki oğlum şöyle bir bana baktınız bir çocuğun yaşına baktınız. Hayır, ya şaka filan dediniz. Yok dedim ya vallahi benim oğlum filan deyince. Aa dediniz size hiç benzemiyor. Lütfen tırnak içinde söylüyorum. Size hiç benzemiyor. Ben oğlum diyorum size hiç benzemiyor. Aslında üstü kapalı bir hakaret de olabilir. Nasıl yani işte eşiniz sizi aldatmış olabilir gibi bir e, ee, Hakarette olabilir mi niyet olarak? Olabilir ama ben buraya hiç takılmadım diyelim ki. Siz size hiç benzemiyorun. ardından şöyle bir cümle kursanız. Ne kadar sevimli? Şimdi iki cümleyi yan yana düşündüğünüzde burada bir hakaret olabilir mi olamaz mı noktasından bir bakalım. Bakın haksız rekabete ilişkin söylemiyorum. Medeni hukuk anlamında söylüyorum ama. E şimdi ben diyorum ki oğlum siz diyorsun ki size hiç benzemiyor ne kadar sevimli. Yani sen sevimsizin, Nemrut'un tekisin gibi bir anlam çıkar. Hatta Diyelim ki çocuğu sevmeye başladınız. Severken de biraz e, lütfen hanımefendiler, beyefendiler e, kullanacağım ifade için peşinen özür dileyim. Bazen biz Türk halkı çocuklarımızı severken küfürlü severiz. Yani Kemal Sunal'ın filmlerinde çok kullandığı bir kavram vardır. Diyelim ki işte size hiç benzemiyor. Ne kadar sevimli çocuk deyip çocuğu sevmeye başladınız ve yanaklarını sıkıp seneye şu olay şekseni dediniz. Ya şimdi lütfen duralım. Sevdiniz mi sövdünüz mü? Benim kişilik aktarma saldırı var mı yok mu? Haklı mı değil mi? Hukuka uygun mu değil mi? İşte bunun belirlenmesi için açılan dava tespit davasıdır. E burada da diyelim ki ticari ilişki içerisinde siz öyle bir faaliyette bulundunuz, öyle bir söylemde ya da harekette, fiilde bulundunuz ki ya tereddüt yaşanıyor. Yani acaba bu haklı mı değil mi? Haksız rekabete girer mi girmez mi? İşte bunun belirlenmesi için açılan dava Bizim için tespit davasıdır arkadaşlar. Herhalde biraz netleşmiştir. Men davasına gelince yani mesela şöyle bir reklam vardı e, e, tespitten önce söylüyorum. Şöyle bir reklam vardı bilmiyorum izleyenleriniz var mı? Varsa buradan artı filan da yazarsınız. Ya da benzer hatırladıklarınız varsa lütfen e, siz de paylaşabilirsiniz. Ee, bir pepsi reklamıydı ee, işte çocuğun biri e, küçük böyle ne diyelim 7-8 yaşlarında geliyor işte para makine kola makinesine para atacak e, parayı atıyor ama tuşlar biraz daha yukarıda tuşlara bas basamıyor bu çerçevede en alttakine basıyor en alttan bir kola çıkıyor Coca Cola sonra onun yere koyuyor. Üstüne çıkıp bir daha para atıp en üste boyu yetsin. Pepsi'ye basıyor ve Pepsi alıp gidiyor. Bu mesela bir haksız rekabet mi değil mi? E Coca-Cola burada kendi ürününü kötülendiği vesairesini ileri sürerek bir dava açtığında bu dava ne olabilir? Tespit davası olabilir arkadaşlar. Yani benim ürünüm kötülendi mi, kötülenmedi mi? Haklı mı, haksız mı? Haksız rekabet sayılır mı, sayılmaz mı? İşte burada güzel bir örnek e, ...niteliği taşıdığını düşünerek söylüyorum. MEN davasında ise güzel kardeşlerim saldırı başlamış ve devam ediyordur. İşte bu devam eden saldırıyı durdurmak için açılır. Ama MEN davasının TTK'da ayrı bir önemi vardır. O da zaman aşımın süresine burada MEN davasında bakmayız. Yani MEN davası biraz sonra konuyu bitirdiğimiz zaman... ...bu davaların açılmasındaki zaman aşımı süreleri MEN davasında uygulanmaz... Aklınızda şimdiden bulunmasında fayda var. Peki maddi durumun ortadan kaldırılması. Bakın burada da maddi durumu lütfen ekonomik durumu olarak kabul etmeyin. Öyle düşünmeyin. Yani maddi durumun derken ekonomik durumun ortadan kaldırılması ya da düzeltilmesi niteliği taşımıyor. Bu biraz eski hale iade gibi bir şey. Nasıl yani itibarı iadesi gibi. Şöyle düşünün. Varsayalım ki sizin haksız rekabet yaptığınız düşüncesiyle sizin fabrikanıza işletmenize diyelim ki mühür vuruldu, ürünlerinize el konuldu, toplatıldı filan. Ama daha sonra anlaşıldı ki siz böyle bir haksız rekabet yapmamışsınız. E o zaman şimdi sizin bir kere adınız haksız rekabet yaptı işte e, kötü tacir, e, yaramaz tacir filan diye duyuldu. O zaman sizin bu durumun öncesinde bulunmuş olduğunuz pozisyona tekrar geri getirilmeniz lazım. Örneğin fabrikanıza vurulan mührün kaldırılması, size ürünlerinizin teslim edilmesi ve hatta itibarınızın da iadesi lazım. İşte bu düzeltme davası bunu sağlayan bir davadır. Gelelim son iki davaya. Bunlar da tazminat davalarıdır. Maddi tazminat ve manevi tazminat olarak ikiye ayrılır. Tazminat davalarının esprisi ise burada ortaya bir zarar çıkmıştır. Zararın karşılanması için açılır. Bu nedenle bu davalarda kişinin tazminat ödemesi için ya da kişiye tazminat ödettirebilmemiz için onun bu harekette kusurlu da olması bir ön koşul olarak karşımıza çıkar. Yani buradaki davaların Tazminat hariç hiçbirinde kişinin ayrıca kusurlu olmamasına bakılmaz. Şimdi güzel kardeşlerim tamam haksız rekabetin ne olduğunu şöyle ana hatlarıyla baktık. E, ne tür davalar açıldığına da baktık. Peki bu davaları kim kime karşı açacak noktasından da bir değerlendirme yapalım. Şimdi bu davaları güzel kardeşlerim kim kime karşı açacak dediğimizde lütfen şöyle düşünelim. Önce isterseniz bir örnek üzerinden yola çıkalım ve bu örnekle ilgili kim kime karşı dava açabilirmiş bir bakalım. Sonra da zaman aşımı ve bu davaların ortaya çıkan sonuçları açısından bir değerlendirme yaparak ...konumuzu tamamlamış olalım. Bu arada soru sormak isterseniz... ...lütfen yazın arkadaşlar. Yani... E, ...herhangi bir yerle, konuyla... E, ...ilgili bir şey sormak ya da... ...örnek anlamında ben de şöyle bir şey... ...yaşamıştım tarzında bir katkı... ...sağlamak isteyen varsa... ...lütfen yazsın. Onu da buradan beraber... ...sohbet anlamında değerlendiririz. Şimdi davacı ve davaların... ...kimler olduğunu... E, ...güzel kardeşlerim... ...anlatabilmek için... Aslında şöyle bakabiliriz. Mesela diyelim ki bu kez e, demin e, arkadaşlarımız üzerinden örnek vermeye çalışıyorduk ama burada e, ben şöyle yapayım. Hani kimse zan altında kalmamış olsun. Diyelim ki güzel kardeşlerim A denilen bir şahıs var. Bu A şahsı e, ben şöyle yapayım. Diyelim ki A kodlarını üretiyor. Kod üreticisi. Şöyle yazmaya çalışıyorum tamam mı? Kod hatta şöyle yapayım. Şöyle yazmaya çalışayım. Kod üreticisi A kodlarını üretiyor olsun. Şimdi ee, varsayalım ki bu A kodlarını üreten A şahsı ee, istediği ticari başarıyı bir türlü elde edemedi. Her sene çok kaliteli kod üretmesine rağmen... E, yeterince satış yapamıyor, para kazanamıyor ve hep zararla kapatıyor. 10 yıldır zararla kapatan A, bu yılda eğer zarar ederse iflas edecek ve asla durumu kurtaramayacak. İşte bu çerçevede A baktı ki yine aynı şeyleri yaparsa e, Einstein'ın lafı aklına geldi. E, yine aynı şeyleri yaparsa aynı sonuç ortaya çıkacak. Bu yüzden de dedi ki ben artık başka bir şey yapmalıyım. Kiddip, güzel kardeşlerim, e, Levi's kodlarından bir tane diyelim ki orijinal kot aldı ve bu Levi's kotu da B şahsına ait olsun tamam mı? Bir kod e, satın aldı ve onu işletmesine getirdi. Dikiş yerlerinden vesairelerinden söktü. Kalıbını çıkarttı ve işçilerine dedi ki bu kottan üretin. Ve bu çerçevede e, bu orijinal Levi's'ın da arkasındaki etiketi çıkarttı C'ye götürdü. C'ye de dedi ki... Kardeşim bu etiketten üretebilir misin? C de işsiz. O da e, paraya hani meteliğe kurşun atıyor hesabı. Ve dedi ki feriştahını üretirim kardeşim. En iyisini üretirim dedi. Bunun üzerine diyelim ki işte 30 bin kot üretecek. 30 binde etiket siparişini verdi. Gerçekten C birebir böyle. Hatta bizde çakmalar orijinalinden daha e, kaliteli olmaya başladı. İşte etiketi üretti. Çok harika. Ve parasını aldı. A'ya teslim etti. Şimdi etiketleri alan A kendi fabrikasında bu ürettiği çakma kodların arkasına bu etiketleri de yapıştırdı. Yani dikti. Ve piyasaya şimdi bu kodları sürmeye geldi sıra. Böyle tek tek satarak 30 bin kod Olmaz. Yani mesela sahte para basanlar tek tek harcayarak sürmüyor değil mi? Toptan bu parayı piyasaya sürmek gerekiyor. Yani kodları da öyle. Bunun üzerine A Yanına diyelim ki işte 10 bin tanesini aldı arabaya koydu ve Anadolu'nun değişik yerlerinde işte bu kodları pazarlamak anlamında seyahate çıktı. Diyelim ki güzel kardeşlerim burada Sinop'a geldi. Hadi bu e, şirin yüzü de ilimiz olsun. Sinop'ta da diyelim ki D şahsı var. D şahsı da Levi's'in orijinal ürünlerini satıyor. Ve D'ye dedi ki kardeşim ben işte Mersin'de ee, Antalya'da neyse bir e, Levi's ürünleri satan tacirdim yalan söylüyor ee, iflas ettim elimde Levi's'in orijinal kodları kaldı ilgilenirsen sana da uygun fiyatla vereyim ucuz vereyim deyince T'de bakayım dedi yani uygun fiyat filan olunca ve anlamadı diyelim ki aldı bu kodlardan 5000 tanesini bir kısmını diyelim ki depoya indirdi, bir kısmını da reyonda raflara filan koydu, satmaya başladı. A da çekti, gitti işte diğer kalanları satmaya uğraşıyor. Şimdi bu D'nin dükkanına diyelim ki M diye bir müşteri geldi. Ertesi gün raflardan bu çakma olanlardan bir tanesini seçti, satın aldı ve gitti. Fakat Diyelim ki M'nin cildi hassas bir ciltmiş. Bu fason çakma kodları e, bünyesi pek kaldırmamış ve Pişik olmuş, isilik dökmüş adam. Yani kumaştan kaynaklı cildi tarih olmuş diyelim ki. Şimdi geldi e, D'nin dükkanına. Dedi ki kardeşim siz sahtekarsınız. Bana işte orijinal livas diye e, çakma ürün verdiniz. Siz şöyle sahtekarsınız, böyle sahtekarsınız diyerek... ...başka müşterilerin yanında eser işte bulundu, itiraz etti kardeşim. Şimdi burada bir haksız rekabet var mı diye konuşursak evet var. Peki burada davayı kimler kime karşı açacak derdimiz var. İşte burada davacılar bu örnek üzerinden yola çıkarsak kimler olabilir desem. Burada herhangi biriniz bana örneğe göre davacılar şunlar olabilir diye söyleyebilir mi güzel kardeşlerim? Var mıdır efendim? Vallahi içinizde hani herhangi biriniz bir şey söylerse mutlu da olurum. Peki. E, şimdi güzel kardeşlerim. Ha Latife Hanım. Davacı zarar gören kişi olmaz mı? Yani burada mesela M'yi kastediyorsanız e, M e, burada davacı olabilir mi? Tabii ki olabilir. Değil mi? Yani tabii ki M burada zarar gördü. Davacı olabilir. Ama Latife Hanım burada verdiğiniz yanıt doğru da ama e, başka davacılar da var. Evet bak satıcı da olur derken satıcı acaba kim? Yani hangi satıcıyı kastediyorsunuz? Mesela Levi's'ı mı kastediyorsunuz? Levi's da bu ürünlerin hani orijinal e, ürün sahibiydi. Şimdi ben şöyle bir toparlayayım isterseniz. Davacılar kimler olur? Burada haksız rekabet kime karşı yapıldı diye düşünürsek burada öncelik sonralık yok. Yani önce şu dava edilir sonra bu dava edilir böyle bakmayın. Şimdi şöyle bakalım. Burada e, Latife Hanım, device'ın sahibi siz olsaydınız, sizin ürününüz çakması üretilerek e, piyasaya sürülmüş ve bir tür itibar kaybı kalitesiz bir ürün device diye piyasaya sürüldüğünde sizin de itibar kaybınız, sizin de e, ne diyelim e, yani ticari e, geleceğiniz bundan etkilenmiş, sarsılmış olmaz mı? Olur değil mi? O yüzden burada haksız rekabete uğrayan rakip, yani aleyhine haksız rekabet yapılan Levi's aslında bir tüzel kişi burada. Tabii Levi's bilmem ne bilmem ne bilmem ne şey gibi düşünün. Burada dava açabilir mi? Evet. O zaman burada dava açabileceklerden birisi aslında Levi's'tır diyebiliriz. Yani B şahsı dava açabilir. Güzel. Çünkü haksız rekabet ona karşı yapıldı. Peki başka kim derseniz şimdi Levi's'ın müşterisi olan M. O zaman burada Levi's'ın dışında Latife Hanım'ın söylediği gibi M'de dava açabilir. Bakın o da haksız rekabeti, rekabete uğrayanın müşterileri. Şimdi Latife Hanım bir ayrıntı anlamında lütfen beni çok dikkatli dinleyin. Diğer arkadaşlarım da tabii ki orijinal satıcı rivayet. Evet 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 haklısınız. Şimdi burada müşterinin sizin e, cevap verirken kullandığınız bir cümle e, sınavlarda bir hile olarak da kullanılabilecek nitelik taşır. O yüzden ben burada hemen bir uyarıda bulunayım sınava yönelik. Şimdi size sınavlarda şöyle bir cümle verebilirler. Haksız rekabetle ilgili soru çıktığında hangisi doğrudur, yanlıştır filan diye bir soru olduğunda işte burada bu örnek üzerinden söylemiş olayım. Levi's'ın zarar görmüş müşterileri davacı olabilir derse burada zarar görmüş olması şart değildir. Örneğin ben de bu üründen aldım pişik olmadım. E, benim bir zararım yok diye ben dava açamaz mıyım? Sonuçta kandırılmış olmak bile aslında manevi anlamda bir zarar diye düşünebiliriz. Bu yüzden eski kanunda eski TTK'da 2012'den önce zarar görmüş olmak şartıyla müşteriler dava açabilir diyordu. Ama şimdi yeni kanun zarar görmüş olması şart değil. Zarar görme tehlikesinin ihtimalinin olması bile bizim için dava açmaya yeterli bir sebeptir. Bunun, bunun ben özellikle altını çizmiş olayım. Peki, Levi's açabilir. Levi's'ın yani haksız rekabete uğrayanın müşterileri de açabilir. Ama burada üçüncü bir dava açabilecek grup daha var. O da güzel kardeşlerim, haksız rekabete uğrayanın yani Levi's'ın bağlı olduğu mesleki birliklerdir. Bu mesleki birlikleri şöyle düşünün. Mesela şoförse şoförler odası, avukatsa barolar birliği, doktorsa tabipler odası gibi tamam mı? Mesela sanayi ise sanayi, sanayiciler odası, esnafsa esnaflar odası, tacir ise ticaret odası gibi mesleki birlikler de dava açabilir. Sınavlarda mesleki birliklerle ilgili iki şeye çok dikkat etmelisiniz. Örneğin bir dernek ya da kooperatif şeklinde verirse kooperatif ya da bir dernek mesela Kanarya Semenler Derneği bir meslek birliği değil. Bir kooperatif bilmem ne bilmem ne konut yapı kooperatifi her meslekten insanın üye olabileceği bir yer olduğu için onları ayrı tutun. Yani dernek ya da e, kooperatifleri hile olarak kullanabilirler. Birinci bilgi mesleki birliklerle ilgili bu. İkinci bilgi ise lütfen dikkat. Bu mesleki birlikler az önce gördüğümüz 5 tane dava vardı. Tespit, men, maddi durumun düzeltilmesi maddi tazminat ve manevi tazminat. İşte bu bir mesleki birlikler bu davalardan tazminat davalarını açamıyorlar. Yani diğer üç davayı açabilirler ama tazminat davaları mesleki birliklerin açabileceği davalar arasında sayılmıyor. Son derece önemli bir bilgidir ve çıkmış sınav soruları içerisinde de rastlayabilirsiniz. Mesleki birlikler o zaman ilk üç davayı açabilirler. Tesvit, maddi durumun düzeltilmesi davası ve men davasını açabilirler. Tazminat, maddi manevi tazminat açamazlar. Peki şimdi örneğe geri gelirsek tamam kimler dava açabilir diye baktığımızda e, haksız rekabete uğrayan kişi gerçek kişi tacir ya da tüzel kişi tacir. Sonuçta menfaati zarar gören ya da böyle bir tehlikeye maruz kalan açabilir. Müşteriler açabilir ve mesleki bilgiler açabilir. Peki iyi güzel de bu örnekte Latife Hanım Kimi dava edelim? Şu kod e, örneğinde acaba burada bu kişiler kırmızıyla e, yazdığımız kişiler kimi dava etmeli diye bakarsak burada haksız rekabeti yapan kim bu örneğe göre? A değil mi arkadaşlar? A değil mi? O zaman burada davalılar kimler olabilir noktasından da bir değerlendirme yapmakta fayda var. Davalılardan ilk grubu yine sıralama söylemek sizin söylüyorum. E, haksız rekabeti yapan yani burada e, çakma kod üreten kişi davalı olabilir mi Evet olabilir Peki tamam A'yı dava ettik ettik de Peki güzel kardeşlerim sadece A mı burada haksız rekabet fiilini e, tek başına gerçekleştirdi C'nin de burada bu eyleme direkt katkısı var mıdır yok mudur diye bakarsak e burada haksız rekabeti yapanın yani anın yardımcıları diye ifade edebileceğimiz buradaki etiketçinin de davalılar arasında sayılacağını çok net söyleyebiliriz. Şimdi burada sınavlar açısından anın fabrikasında işletmesinde çalışan işçiler vesaireler filan söz konusu olabilir. İşçileri sakın davacı ya da davalılar arasında taraflar arasına koymayın. Çünkü işçiler Orada bu üretimi yapsa da aynı parayı alıyor, yapmasa da aynı parayı alıyor. O nedenle bu işe direkt sebeplenen, bu haksızlıktan bir menfaat elde eden kişi pozisyonunda değil. Bu yüzden burada A'yı dava edebiliriz, C'yi dava edebiliriz ama A'nın çalışanlarını ya da C'nin çalışanlarını burada dava etmek e, işin işin TTK anlamında mantığına uygun düşmemektedir. Haksız rekabet basın ya da ilan yoluyla da yapılabilir arkadaşlar. Mesela diyelim ki Muhammed Bey bir gazetede yazı yazıyor. Mesela diyelim ki Zürriyet gazetesinde yazı yazıyor. Orada yazdığı yazıda örneğin işte X marka makarnaların e, kurtlu olduğuna dair bir yazı döşendi diyelim ki. Köşe yazısı yazdı. E şimdi... Burada ya da bir ilan verdi, makarnaların yan yana iki tane makarna tabağı resmetmiş, birisinde kurtlar e, resmedilmiş, e, a, alenen isim de yazıyor işte biri X marka biri Y marka filan. E, o zaman burada bir haksız rekabet var mı? Var. Şimdi burada da haksız rekabet basın ya da ilan yoluyla yapılmışsa o zaman davayı açabileceklerimiz tabii ki yazıyı yazan, onu bilmiyorsak, o yazının basılmasına izin veren yazı işleri müdürü ya da ilana ilişkin ilan servisi şefi o da bilinmiyorsa yayının kendisi hatta bunu basan matbaacıya kadar iş götürülebilir. Ama buradan bence çıkartılması gereken ana sonuçlardan birisi haksız rekabeti yapan kişinin tacir olması gerekmiyor. Bakın bir gazeteci dahi e, bizim kodla hiç alakası olmayan ya da makarnayla hiç alakası olmayan birisi tarafından da haksız rekabet yapılmış olabiliyor. Bu yüzden haksız rekabette e, mutlaka haksız rekabeti yapanın da tacir olması gerekmez. Peki şimdi sonuç bağlayalım ve konunun artık e, sonuna gelmiş olalım. Arkadaşlar haksız rekabette tamam bu davacılar örnekte belirttiğimiz haksız rekabeti yapan ya da ona bu fiilde yardım edenleri dava edebiliyorlar. Peki bu dava ne kadar süre içinde e, açılabilir noktasından bakarsak bu davaların zaman aşımı süresi fiili ve faili öğrendiğimiz andan itibaren bir yıl her halükarda da 3 yıllık zaman aşımı süresine tabidir. Yani aksız rekabette zaman aşımı süresi 1-3 yıldır. Bu TTK'da haksız rekabet yapana ilişkin Açılacak davaların zaman aşımı süresidir. Şimdi güzel kardeşlerim, peki haksız rekabet yapana, e biz o davalar çerçevesinde bir takım yaptırımlar uyguluyoruz. İyi de bunun ceza hukuku açısından hiç mi cezası yok? Yani diyelim ki işte o ürünleri toplattık, e, tazminat aldık ama burada bir haksızlık yapıldı. Acaba... Ceza hukuku açısından da bir müeydesi yaptırımı var mı derseniz evet ceza hukukunda e, düzenlenmiş uygun bir e, ceza süresi 2 yıla kadar hapis cezası ya da adli para cezası da verilebilir. Bu nedenle t, e, TTK açısından değerlendirirsek yaptırımı dava açılmasının zaman aşımı süresi 1-2 yıldır 3 yıldır dedik. Buradaki 1 yıl öğrendiğimiz andan itibaren başlayan süredir. Şöyle yapmış olayım. Öğrenme anlamında ama her halükarda olayın yaşandığı ilk andan itibarense yani her halde diyebiliriz. Her durumda ise 3 yıllık bir zaman aşımı süresi var. Demek ki ceza kanununda da 2 yılı bulan hapis ya da adli para cezası uygulanabilirmiş, verilebilirmiş eğer bu noktada da bir e, işlem başlatılırsa. Şimdi sonuç olarak artık sonuna gelmiş oldum. Mahkemenin verdiği bu karar. Acaba kimleri etkiler noktasından da bir değerlendirme yapmamız lazım. Bakın şimdi güzel kardeşlerim. Bizim evlerimizde bir sürü e, çakma ürün bulunabilir. Örneğin çanta, örneğin e, giysi. Ya mesela adidas almaya paran yetmiyor gidiyorsun çakmasını alıyorsun İşte atıyorum kitap mesela almaya orijinal almaya gücün yetmiyor gidiyorsun işte fotokopsini e, yani e, telif hakkı ödenmeden üretilmişini alıyoruz yani bunu o kadar çok üründe konuşabiliriz ki çantaydı giysiydi işte atıyorum e, elektronik e, malzemelerdi bir sürü şey sayabiliriz peki biz Bunları alıp kullanırken diyelim ki birileri de bu ürünün orijinalini üretenler de gitse haksız rekabete ilişkin mesela bunların toplatılması için dava açılmış açmış olsa yani haksız rekabetin durdurulması men davası açtı. Peki gelecekler bizim evimizden de toplayacaklar mı? Bizim elimizdekini de alacaklar mı? Mesela işte sahte içki üretenler falan var. E şimdi bunun toplatılma kararı çıkıyor bizim evimizdeki de toplatılıyor mu? Şimdi bunu da en güzel şöyle söyleyeyim. Artık sonuç bağlamak anlamında şunu çok net ifade edebiliriz. Mahkemenin vermiş olduğu bu karar güzel kardeşlerim bir kere tarafları etkiler. Yani davacıyı etkiler. E zaten davacıyı etkileyecek ki adam dava açmasının bir anlamı olsun. Yani örnekte mesela Levi's'i etkiler mi? Evet etkiler. Peki davalıyı etkilemez mi? Tabii ki. Yani burada çakma kotu üreten A'yı da etkileyecek mi? Evet etkileyecek. Davalıyı da etkiler. Ama acaba üçüncü kişileri etkiler mi? Yani size az önce sormaya çalıştığım şey bu. Acaba üçüncü kişileri etkiler mi noktasından da bir değerlendirme yapmamız lazım. Kanun koyucu bize burada şöyle bir şey söylüyor güzel kardeşim. Diyor ki mahkemenin verdiği karar tarafları etkiler. Davacı ve davalıyı etkiler üçüncü kişileri de etkiler. Dikkat ürün. Ama diyor ama kişisel nedenlerle elinde tutanlar hariç. Şimdi bunu bir algılamamız lazım. Ama kişisel nedenlerle bu ürünü elinde tutanlar hariç. Şimdi biz çakma kot örneğine geri gidersek. Örneğin A Levi's'ın ürünlerini taklit etti. Gitti bunu Sinop'taki bir başkasına sattı. Sinop'tan da M geldi müşteri olarak aldı. Şarksız rekabet var dedik. Peki iyi güzel kardeşlerim diyelim ki ben de bir yere gidiyorum ders anlatmaya gidiyorum diyelim ki Sinop'ta hani kendi üzerimden örnek vermiş olayım. Varsayalım ki e, otobüsten işte daha inmeden otobüs hareket edince ben birdenbire kendimi attım e, diyelim ki işte biraz e, düşmemek adına ayağımı açtım pantolonum diyelim ki söküldü. Şimdi iğrenç bir durum derse gideceğim pantolon sökük o halde derse gidilmez. Şöyle bir kafamı kaldırdım ne yapayım diye Levi's mağazasını gördüm. İçeriye girdim diyelim ki içeriye girdim. Raflardan bir tane Levi's aldım kabinde giydim çıktım parasını ödedim. Daha tam çıkacağım mahkemenin kararıyla toplama ekipleri gelmiş o dükkana. Ve dedi ki işte mahkeme kararımız var kimse kıbıldamasın. Sahte üretim var onları toplayacağız mahkeme kararı. Şimdi tamam davalı davacı etkiler de benim ayağımdan da çıkarılıp alınacak mı? Ne dersiniz efendim? Beni de rezil edecekler mi yani? Bakın üçüncü kişileri etkiler dedik ama orada önemli bir ifade kullandık. İşte o önemli ifade beni kurtaran ifade. Neydi o? Bir daha geriye döneyim. Üçüncü kişileri de etkiler. Bakın Sinop'taki mağaza üçüncü kişi. Yani onun deposundakiler de toplanır. Raptakiler toplanır. Ama kişisel nedenlerle teşekkür ederim Latife Hanım kişisel nedenlerle elinde bulunduranlar harici ben örtünmek için aldım abi ama Sinop'taki mağaza ticari nedenlerle elinde tutuyor yani beşe aldı ona satıyor o kar marjıyla kar amacıyla satıyor bense örtünmek amacıyla bu yüzden bizim evlerimizdeki çakma ürünler mesela çakma parfümler şunlar bunlar toplatılmaz. Çünkü biz kişisel nedenlerle elinde tutanlarız. Ama bunun ticari nedenlerle elimizde tutan kişi olsaydık o zaman bizden de elbette ki toplatılacaktı. Kıssadan ise güzel kardeşlerim haksız rekabet denilen bu konu e, sınavlarda çok 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 sık diyemem ama soru olarak gelebilir. Soru olarak geldiğinde de öne çıkan bilgilerini şöyle bir toparlamış olduk. Sonuçta e, ticaret hukuku içerisinde e, her konuda soru gelme ihtimali var ama bazı başlıkların soru olma ihtimali diğerlerine göre biraz daha öne çıkıyordu. İşte ben az önce de bu nedenle size hani şu başlıktan biraz daha fazla soru çıkabilir vesaire filan anlamda bir sürü şey söylemiş oldum.